Yoğun bir kar yağışına rağmen bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle herkese teşekkür ediyoruz. Simultane çeviri için sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Birinci kanaldan Türkçe, ikinci kanaldan İngilizce ve üçüncü kanaldan Arapça çeviriyi dinleyebilirsiniz. Değerli misafirler, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünü ve marka şehrimiz İstanbul'u bir üst seviyeye taşıyacak yeni atılımları gerçekleştirmek adına 2014 yılında Dumanka İnşaat ve Almazay Grup arasında imzalanan işbirliği kapsamında atılan ilk adımın detaylarını paylaşacağı toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Türk ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne maksimum fayda sağlayabilmek adına Türkiye'nin öncü gayrimenkul geliştirici firmalarından Dumanka İnşaat ve Orta Doğu'nun en büyük gayrimenkul geliştirici holdinglerinden Almazay Grubu'nun arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında alınan ilk yatırım kararı ile ilgili detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Öncesinde sizleri tarihi, sosyal hayatı ve kültürel kimliğiyle dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul'u ve Dumanka İnşaatı Maltepe'de bulunan Yıldız Projesi Ritim İstanbul'u anlatan tanıtım filmini izlemeye davet ediyorum. Sürekli gelişim ve değişim vizyonuyla gayrimenkul sektörünün en çok beğenilen markası Dumanka İnşaat ve Orta Doğu'nun güçlü gayrimenkul geliştiricisi Almazay Holding, marka şehir İstanbul'u bir üst seviyeye taşıma ve Türkiye ekonomisine maksimum fayda sağlama ortak hedefiyle ilk yatırım kararını hayata geçiriyor. Konuyla ilgili olarak konuşmaları yapmak üzere sözü Dumanka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumanka'ya bırakıyorum. Çok değerli basın mensupları. Özellikle İstanbul'un tarihi, karlı, trafiğinin çok yoğun olduğu bir günde buraya gelerek bizi umutlu günümüze yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aslında bugün gayrimenkul sektörü açısından yeni bir oyuncunun sahaya girişinin açıklandığı bir gün gibi gözüküyor. Çünkü Almazay Grup Orta Doğu'da farklı farklı ülkelerde projeler geliştiren bir grup. Daha önce size biz bununla beraber, yani Dumanka ile beraber ikisinin işbirliği yapacağını duyurmuştuk. Şimdi bize bunun ilk meyvesinin verildiği noktayı birazdan detaylarıyla açıklanacak. Aslında bu çalışmanın kahramanları Dumanka'ya adına Barış Dumanka'ya bütün detaylarıyla, her şeyle uğraştı. Diğer tarafta ise Mazay adına da İbrahim Beylerle beraber Cenk Bey. Bu güzel şeyleri onların açıklama hakkı. Biz bundan sonra artık sözü herhalde onlara vereceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es seyyidat ve sâdel hudûr-u kirâm. Bidayeten yatayru li en mahab bi sa'adet sefir devleti Kuveyt, Seyyid Abdallah Boyer. Ma beyni şerq vel garb, yüsbüdüna en eltegi bikum mücedden fi İstanbul Mehdi'l Harara Uthmaniye. Ve fil bidaye, netekaddem bi cezil şerq إلى شركائنا في شركة دومانكايا وإلى الشعب التركي الكريم على حسن الضيافة وحفاوات الاستقبال. كما نشكر أيضاً ممثلي وسائل الإعلام على مشاركتهم في هذا الحدث العام. نجتمع اليوم لإعلان عن باكرة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة المزايا القابضة وشركة دومانكايا العقارية والتي تم إبرامها في يونيو 2014. والإعلان عنه في لقائنا السابق معكم حيث تعتبر شركة دومانكايا واحدة من الشركات الرائدة في التطوير العقاري في إسطنبول حيث تمتلك الشركة سجلا حافلا بالإنجازات وخبرة كبيرة تمتد إلى أكثر من 50 عاما في القطاع العقاري التركي وها هنا نحن اليوم نرسخ تواجدنا في السوق العقاري التركي الذي يبشر اقتصاد ناجح ومزدهر لما لديه من مقومات ودوافع مشجعة للاستثمار. Bugün hem ülkemiz gayrimenkul sektörü hem de kendimiz İstanbul için yeni ufuklar açacağına inandığımız yeni bir işbirliğinin başlangıcını paylaşmak için sizlerle buradayız. Bu işbirliği bir yandan Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden
gayrimenkul sektörüne ve ekonomimize, bir yandan da tüm özellikleriyle marka bir metropol olan İstanbul'a katma değer sağlayacak. Gayrimenkul sektöründe yeniliklerin öncüsü Dumankaya İnşaat olarak Orta Doğu'nun en büyük gayrimenkul geliştiricisi holdinglerden Almazaya Holding ile işbirliğinin ilk adımını Mayıs 2014'te yaptığımız basın toplantısında sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise bu anlaşmanın altını dolduruyor ve Dumankaya Mazaya ilk ortaklık projesini açıklıyoruz. İki şirket de yoğun mesai ve çaba harcayarak yatırım kararlarının ilk adımını Maltepe bölgesinin yükselen bir değeri olan bölgenin kent içindeki merkezlerinden biri olma sürecine çok önemli katkılar sağlayacak, burayı sosyal, kültürel ve ekonomik cazibe merkezi haline getirecek olan Ritim İstanbul projesine ortaklık kararı almıştır. Buna göre Ritim İstanbul projesinin üzerinde bulunduğu yapı merkezinin arazisinin satın alınarak hem arazi sahibi hem de arazi geliştiricisi Dumankaya Mazaya'nın ortak kurduğu Ritim İstanbul anonim şirketi olmuştur. Değerli konuklar, Ritim İstanbul projesi yatırımcısından oturumcusuna, işletmecisinden dükkan sahibine, projeye dahil olan tüm paydaşların yatırımlarını kısa bir süre zarfında realize edebilen kârlı bir proje. Dumankaya İnşaat olarak Maltepe'de yükselen Ritim İstanbul bölgesine, Anadolu yakasına, dahası İstanbul'a yakışır, kentin var olan canlılığını, dinamizmini, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısını bir üst seviyeye çıkaracak yıldız bir proje olarak düşünüyor ve bu şekilde konumlandırıyoruz. Bu noktada Ritim İstanbul sahip olduğu değerler ile bireylere hem ekonomik açıdan hem de yaşam kalitesi açısından paha biçilmez fırsatlar sunuyor. Dumankaya ve Mazaya olarak gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın ardından Ritim İstanbul'un kentli insanlar için ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik değerin katlanacağına gönülden inanıyoruz. Dumankaya ve Mazaya'nın özgün birikim ve deneyimleri ortaklaşa gerçekleştireceğimiz bu projeye de farklı bir sinerji olarak yansıyacak. Dahası Körfez'deki yatırımcıları da ülkemize yönlendirecektir. Körfez ülkelerindeki inşaat sektörünün canlılığı göz önünde alındığında yabancı yatırımları cezbetmek açısından bugün Mazaya ile gerçekleştirdiğimiz yatırım ayrı bir potansiyel taşıyor. Mazaya'nın birçok Orta Doğu ülkesinde olan varlığı, satış ve pazarlama ekipleri, yabancı yatırımcıların Ritim İstanbul'a karşı var olan ilgisini arttırması ve buradan yatırım yapması da bölgenin çehresini olumlu yönde değiştirecek önemli bir unsur olacaktır. Ülkemizde desteklediği yan sektörlerle ve yarattığı istihdam ile ekonominin baş aktörlerinden olan gayrimenkul sektörü, istikrar artısı ile birlikte yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Türk ekonomisi de son 10 yıl içerisinde yaşanan küresel ve siyasi gelişmeler sonrasında hem yerli hem de yabancı yatırımcılara orta ve uzun vadede güven telkin eden bir ekonomi konumundadır. Sektörümüzün önü açıktır. Ve bizim yaptığımız ortaklığa benzer ortaklıklar ile daha da ivme kazanacaktır. Mazaya'nın ülkemizde yatırım yapma kararı alması bu güveni destekler niteliktedir. Biz de Dumankaya İnşaat olarak Türkiye'nin güçlü geleceğine inanıyor, 2023 hedeflerine ulaşmak ve milletimizin ve devletimizin refahı için üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sözlerime son verirken bu yatırımın bölgesinde parlayan Ritim İstanbul'un ışıltısını daha da güçlendireceğini ve Mazaya ile birlikte çıktığımız bu uzun soluklu bir yolun ilk adımı olduğunu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki Dumankaya yaptığı çalışmalarla Türkiye'de inşaat sektöründe yaşanacak değişimin baş aktörlerinden biri olacak. Bu değişime öncülük etmek bizlere gurur veriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında Türk basın mensuplarımız Ritim İstanbul'la alakalı bir takım bilgilere sahip. Fakat Orta Doğu'dan gelen basın mensubu arkadaşlarımız çok fazla bilgi sahibi değil. Çok kısa bir Ritim İstanbul projesini anlatmak istiyorum. Şöyle ki projemiz İstanbul'un Anadolu yakasında Maltepe bölgesinde.
Toplam arsa büyüklüğümüz 39 bin metrekare. Toplam inşaat alanı ise 274 bin metrekaredir. Projenin yerleşim planında büyük bloklar gördüğümüz gibi 1, 3 ve 5 bloklar konut olarak tasarlanmıştır. 2, 4 ve 6 bloklar ise ofistir. Projemizde toplam 863 ünite rezidans için ayrılmıştır. Toplam 363 ofis vardır ve alışveriş merkezini oluşturan toplam 147 ticaret alanı vardır. Ritim İstanbul, metro istasyonuna çok yakın, yaklaşık 150 metre ileride bir metro istasyonu bulunmaktadır. Projenin yükseldiği civarda 6 tane önemli üniversite vardır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na sadece 15 dakika mesafe uzaklıktadır ve projenin olduğu bölgede 5 farklı devlet hastanesi mevcuttur. Yine Dumankaya dünyasının bir paylaşımı olan, Dumankaya IQ olan akıllı ev sistemleri de altyapısıyla bu Ritim İstanbul projemizde olacaktır. Projemiz içerisinde bunlar sadece tabii birkaç tanesi. 24 saat konsiyerj resepsiyon hizmetleri, kuru temizleme, terzilik hizmetleri, housekeeping, tabii ki teknik servise, property management gibi birçok hizmet de yine projemiz içerisinde bulunacaktır. Dumankaya dünyasını bilenler zaten ne gibi hizmetlerin olduğunu projemizde görebilirler. Projemizin görselleri, yine projemiz içerisinde birçok sosyal donatı mevcuttur. Projemizin bir kulesinin en üst katında 37. katta kafe, lounge ve restoran bulunmakta. Spor merkezi, kongre merkezi, resepsiyon alanı, yüzme havuzları, sergi alanı ve gösterim merkezi de projemiz içerisinde bulunmaktadır. Projemizin %45'ine satışı tamamlanmıştır. Ritim İstanbul 2016 yılının başında tamamlanacak inşaat süreci. Satış 2017 yılının başına kadar devam edecek ve alışveriş merkezinin kiralama süreci de 2016 yılına kadar tamamlanacak. Aslında bayağı bir kısmı da hali hazırda kiralanmıştır diyebiliriz. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, gerçekleştirilen yatırım hakkında ayrıntılı bilgi vermek üzere Almaz El CEO'su Sayın İbrahim Asakabi'yi sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selam Resulullah ve aleyhi sahibine ve ala. Bayanlar, baylar, hoş geldiniz. This is the best I can do in Turkish. But I'm learning. Your Excellency, Ambassador of Kuwait, we appreciate your presence here today and making our life and other companies in Kuwait easier to invest in Turkey. So again, thank you very much for being and the support you provided us here today in our press conference. Thank you. Today, I am pleased to provide you with a brief about Mazaya and our relationship with Dumankaya and to shed some light about our project in Istanbul. Well, Mazaya is a duly listed company. It is listed in Dubai Stock Exchange, DFM, and in Kuwait Stock Exchange. We are very abided by the corporate governance law, which is keeps us actually very close to our shareholders and to create a trust between us and our potential investors as well. As you can see here, our colleagues of the chairman and our board members, colleagues. Mazaya operates in four main countries, mainly our offices in four main countries, which is Kuwait, two offices in Kuwait, and in most recently in Turkey. We are happy to invite you to visit our office. Jim Bey, Turkey CEO, would like also to host you here. Our office is in Meslek right now. Now, Mazaya's vision. Actually, we can summarize Mazaya's vision in four main things. First is to be one of the market leaders in real estate, focused in real estate development with a strong brand by providing a distinguished product.
Now we believe that we have reached to our target where when you see our logo, you would associate it with a special product. And Britain is one of which, inshallah. Now, this is our presence. Mazaya operates in 8 countries in two multiple projects. As you can see here, most of our assets in the UAE, 65%. But we probably can see our Turkish flag that we have added to our pool of assets and operations. And inshallah, you can see it's only 2% for now, but we can promise you this number will grow very soon, inshallah. Now, we'd like to see ourselves as Mazaya, as one-stop shop for providing any real estate project services. For example, we provide, other than development of the projects, we provide too many other services, such as project development, project management, facility management, real estate management, brokerage, market research. So we are a one-stop shop. Anything that relates to real estate, we have provided that, and we have a vast experience on it. I'm gonna talk about a little bit about the size of our projects and the exposure in our projects. Some of the projects that we have delivered in Kuwait, it's as you can see, it's different from varies from malls, horizontal buildings, vertical residential buildings, for sale, for rent, investment properties, clinics, office towers, villas, master planning. A total value of $288 million that we have invested in Kuwait. Now, as I've mentioned, that the major investments of Mazaya's is in Dubai, where we have invested more than $1.5 billion. And as you can see, Mazaya is very diversified. For example, the Sky Garden Tower is a high-end residential where Fendi furniture was provided along with this product. We have high-end villas. We have developed and sold actually 500 villas, different sizes from 4-bedroom to 7 bedrooms with swimming pools. We have provided medium to low-income housing, for example, 50 buildings in Dubai where it caters for only the medium and low-income housing. We have provided also clinics and residential towers, commercial as well. Now, some of other projects that we have provided in the region, for example, we have just finished one of our projects, which is the Mazaya Logistics warehousing, towers, residential offices in Oman, condos. So, as you can see from our previous slides, Mazaya has a vast experience with the various type of projects, whether it's residential, commercial, clinics, all type of projects that we have worked with. But we are keen to work in projects that are very distinguished than others. Doesn't mean it's more expensive, but it has an added value other than the other projects. Our total worth of projects is around $2.02 billion. Now, some numbers about Mazaya financials. Our total assets is around $893 million. Our net equity is around $367 million. And alhamdulillah, last year was a year of success for Mazaya. We have managed to increase our profits 34%, where it came to a net profit to our shareholders to $27.6 million. And as you know, we are duly listed in both markets. We have increased our assets as well to be $893 million as opposed to last year, which 14.5 or 15% increase. Now, we were keen to add this slide actually into the presentation. It's just to show how committed Mazaya were during the last period. Where during in April last year, we were happy to host Uger Bay and Parish Bay in Kuwait, where we were fine-tuning the framework. And within 2 months, we came here to Istanbul, announcing the signature of our partnership. And now, alhamdulillah, within less than 7 months, you can see that we have started our new project, Britain.
Now, the newborn project, Britain project, or the first project that we have started together, is around $800 million worth of a project. Our partnership with Demankaya is 50-50%, Mazaya and partners along with Demankaya. We will be sharing all our resources, whether it's here locally or internationally, in our countries or the countries that we operate with. And now we could not have done that without our partners, which Benner Lofer, we would like to thank them here officially, Benner Lofer and Ian Wine for audit purposes of financial reviewing and auditing, plus technical due diligence, Tese Kavi. So thank you very much. Şimdi de Kuveyt Büyükelçisi Sayın Abdullah Aldıvayek'i sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Mazaya by the chairman, Mr. Anfisi, and the Demankaya group for invite me in this moment, in this beautiful day with the snow, which everybody was expecting long time in Turkey, which has been announced long time for the strategy of Turkey. And we congratulate them for this plan, and we hope this plan to be in the future, and we will see it, inshallah. If I will talk about the Kuwait and Turkey relation, I need hours and hours to finish this topic. But I can summarize, you know, what we have in mind and for this short period. If I would like to talk about the investment of Kuwait government as private sector, we can say that we are the biggest investor in Turkey. Starting long time and starting since 1989 by the Kuwait Turk who established the biggest bank Islamic now in Turkey, which has about more than 285 branches all over Turkey. This means that we have a confidence, as I say, in the Turkish economy and the relation between Kuwait and Turkey, as well as the government through the Kuwait High Authorities of Investment, that we have a lot of investment in Turkey, as well as in each sector, banks, real estate, and every, you know, means and kind of the investment. So this is give us that indication, you know, that we have a lot of investment and we are number one in investor in the Turkey. We are on the other side, we have a relation since long time and we are proud of our relation between Kuwait and Turkey. In the meantime that we have the most one who is have being investor and as well as the relation between Kuwait and Turkey. In the meantime, we help Turkey for the humanitarian with the Syrian, you know, refugees here in Turkey, with the help of the Syrian on the Turkish territories. And Kuwait being that, because Kuwait it is the now the humanitarian country, and our Emir is the president of the humanitarian according to the United Nations, he give him this titles. And hope have a good day, and I congratulate you, gentlemen, for this project. And it will be a good address for the Kuwaitis as well as the Turkish. I thank you again. And
and we say the Turkish, you know, Hepsi Kuwait, Severum Turkish. Thank you. Thank you. نشكر سعادة السفير على مشاركته والمعلومات القيمة اللي أعطانا إياها. شكرا. Kuveyt Büyükelçisi Sayın Abdullah Aldıvek'e katılımı ve konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, şimdi sizlerden soruları alabiliriz. Milliyet Gazetesi Duygu Erdoğan. Siz Retin İstanbul için Retin İstanbul Anonim Şirketi'ni oluşturduğunuzu söylediniz. Bu sadece Retin İstanbul'u yapmak için mi oluşturuldu, yoksa bu şekilde bu şirketle birlikte yeni projeler mi olacak? Çünkü ilk dediniz Retin İstanbul'da, bu ilk adımımız dediniz ortaklığı. Herhalde devam edecek diye düşünüyoruz biz de. Bir de Retin İstanbul'un toplam yatırım değeri ve sonunda erişilecek değeriyle ilgili bilgi verir misiniz? Bu ilk projemiz. Bundan sonra da ileride değişik projelerde olabilir. Değişik projelerde faaliyet gösterebiliriz. Ortaklarımıza da bakıyoruz. Yatırım fırsatlarına bakıyoruz. Hani bunun haricinde başka bir takım yatırımlar da yapabiliyoruz. Retin İstanbul'un toplam değeri yaklaşık 800 milyon TL'lik bir değeri var. Yes sir. Selamünaleyküm. Alif Hes, مدير جديد للرياض السعودية في دولة الإمارات. أول شيء نهنيكم على هذا المشروع العملاق ونتمنى أنه ينجز في الوقت المحدد. وكما ذكر سعادة السفير ليس يعني هي استثمارات ليست في الكويت وإنما أيضا هناك استثمارات في السعودية ودول الخليج. وحقيقة أنا يعني مرتاح كثيرا من سواء اليد العاملة التركية أو العامل لدينا لأن هناك ثقة وأيضا لهم تركيا لأن رابط وهالرابط ورابط الدول ورابط الشكل والجغرافيا هناك مشكلة هي بيننا وبينهم هي اللغة هم يعتزون بلغتهم ونحن أيضا نعتز بلغتنا وهذه خصوصية يحترمها كلا الطرفين كنت أتمنى أيضا أنه تذكرون مثل الأسعار لأنه يعني تفاجأنا حقيقيا في ارتفاع الاسعار بالنسبه للخليجي سواء ارتفاع الليره او مقارنه في الدول الاخرى. ايضا اتمنى لشركه المزايا من الفئه المستهدفه في هذا المشروع هي الفئه المحليه او السائح الخليجي وذكر زميلكم رئيس مجلس الإدارة التركية وصفكم باللاعب الكبير والأبطال هذا يعني أنكم ربما واجهتم بعض الصعوبات وتجاوزتوها وذكر أيضا رئيس مجلس الإدارة النفيسي أشار أنه تعديل أو تخفيف الضرائب ربما يعني نتمنى أن تضبطون هذه الجزئية فيما يخص الضرائب والأسعار شكرا لكم كبير واعد من الناحيه اللي احنا نشوفها بالنسبه للارقام اللي احنا قاعدين نشوفها بالاضافه لذلك ان اي شيء احنا نبيعه في الخليج او من خلال تواجدنا في الاماكن الثانيه راح يكون هذا قيمه مضافه للبروجكت واللي احنا راح نشتغل عليه ان شاء الله بس لدعم المشروع ولكن كفئه مستهدفه فهي السوق التركي والاشخاص اللوكال ماركت. ضرائب جزئية الضرائب الحمد لله فضل جهود اخوان سعادة السفير وزملائه صار في تريتي بين الكويت وبين تركيا سهلت علينا وايد الدخول قللت الضرائب وسهلت علينا آلية التعامل بكذا فبناء على الاستراكشر والبروجكت تختلف نسبة الضريبة ولكن قلت بكثير وهي مشجعة جدا بالنسبة لنا حاليا من بعد ما تم توقيع الاتفاقية هذه بين الكويت وتركيا. أسامة رشيد سيمسي عربي. سيد سقابي أنت متفائل كثيرا بالسوق التركي ويبدو أن لديك طموحات أخرى قادمة. على الرغم أنكم جئتم متأخرين وأن فترة النمو والقفزات الكبيرة في النمو ولت أعتقد منذ 2008. فما الذي يجعلك بهذا التفاؤل؟ وأيضا تركيز اسطنبول في المحفظة العقارية للمزايا صغير جدا 2% تقريبا. فهل يأتي يوم ونرى في اسطنبول مثل دبي بالنسبة للتركيز في محفظتكم العقارية؟ هذا سؤال للجانب التركي. بالنسبة للجانب التركي
this is the first project in the Asian part. So are we going to see, if Asian part is so good and so many potentials, how about the European part? Are we going to see more of the project in the other side of Istanbul? And the second question is, I believe the prices are so high, so are the next project will be less expensive to reach a wider range of the customers? Thank you. في جميع قطاعات القطاعات الاقتصادية في الدولة كانت صادراتهم أو إنتاج مصانعهم أو في السياحة أو في القطاع العقاري في جميع المجالات في نمو كبير وهذا مبني على خطط وحجم الطلب الطلب داخل تركيا كبير جدا في نمو سكاني وإذا تكلمنا عن القطاع العقاري في نسبة معدل السن في تركيا 27 سنة بينما تطالع الدول الأوروبية 41 سنة الشباب طبعا الصغير هو القوة عاملة وفعالة هو القدرة على النمو اللي يطلب زواج اللي يطلب وظيفة اللي يطلب سكن فكل هذا متركز في نمو مستمر إذا كانت هناك صارت طفرة لا يعني أن وقوف النمو Actually, as Mangaya Group, we have, separate from Mazaya, we have projects in the European side right now. But with partnership with Mazaya, it's as the opportunity rises. If there is an opportunity in the European side, we might invest. You know, it should be feasible for both of us, for Mazaya and for Dumankaya. If the opportunity rises, we can invest and have a project in the European side. And about the prices, you said that the prices are too high, which I'm sorry, I cannot agree with you on that. It is the most expensive thing as a constructor is the land. The prices of land in Istanbul is getting higher and higher each and every day. It's never going down, no matter what. Even in 2008 crisis, I was hoping that the land prices would go down, but it did not go down. It kept increasing and increasing. So, to have a project for a C or a D segment is pretty difficult in Istanbul because of the land prices where you can find the minimum of land is $1,000 per meter square per apartment. So when you include the construction cost plus my profit, it comes up to almost like $2,000 per meter square. So it is, as I said, it's very difficult to have a very much variety of sectors. And as you can see, all the projects in Istanbul right now is, we are competing with from B minus to A plus. But the others, C or B segment, it is far away from the center of Istanbul or in the neighboring cities. And so that's why, and again with the price, I'll come to that. So keep in mind that this is the only city in the world that has an inner sea in itself. This is the only city in the world that connects the two continents. When you compare the prices with, like, let's say London, and Istanbul is the rising star right now. In London, per meter square is 35,000 sterling, in terms of £5,000 per meter square, where in Midtown Istanbul our prices is like $2,200. In France, in Paris, in Barcelona, you know, when you compare these prices, we have a long way to go. And I believe, as a Turkish citizen, as an Istanbul citizen, the prices of the land are going to appreciate much and much more since we have all this attention from foreigners, and we have, as in Dumankaya, 30% of our sales are to foreigners, and it is increasing. In 2012, this was 2%. 2013, this was 15%. 2014, the foreign sales went up all the way up to 30%. المخاطر النظام الضريبي والنظام القانوني بعدين بدأنا نلتقي في مجموعة من المطورين نشوف إمكانياتهم قدراتهم أخلاقياتهم النوهاو اللي عندهم أو المعرفة الحقيقية بالنسبة
حق السوق سواء كان تطوير تسويق في كل ما يتعلق بنظام البناء والتطوير. الحمد لله وجدنا أن من أفضل الشركات اللي احنا قابلناها اللي عندها المعرفة يتوافق مع قدراتنا ومعرفتنا وخبراتنا في ما مارسنا في جميع استثماراتنا في دول مجلس التعاون. وجدنا أن قريبين جدا من معانا ومتوافقين في الفكر، فوجدنا أنهم من أفضل الشركات التي ممكن احنا نتشارك وياها ونعمل شركة تحقق أهدافنا. Yaklaşık olarak 72 milyon ödenmiş sermayesi olan ve borcu olmayan bir firma, bir tüzel bağımsız olarak yeni bir marka olarak piyasaya girdi. Gelecekte belki halka açılma ihtimali de olabilecek olan, ama şu anda olarak erken, ama belki de Dumankaya ve Mazaya'nın baskı markasından sıyrılarak Bitim İstanbul markasıyla sektöre yeni bir oyuncu girecek. Yani bu açıdan da bakıldığında hem Türkiye'nin yatırımcı çekmesi açısından, Türkiye'ye sermayesi gelmesi açısından, hem de sektöre gerçekten güçlü, güvenilir, iyi bir ortak olması, bir oyuncu gelmesi ve iki tane güçlü partner olması açısından da ben bu şeyi Türkiye açısından da çok önemli görüyorum. Demin Büyükelçimizin bahsettiği gibi gerçekten Kuveyt, Türkiye'nin geleceğini daha önceden fark eden, Türkiye'nin son 10 senedeki atılımlarından öte buna yatırım yapan bir devlet ve millet. Biz burada gayrimenkul sektöründe de bence bu öncülüğü yine onlar daha önceden gördüler. Ve Türkiye şu an değil, yani Londra veya bilmem Paris şu değil, ama Türkiye, özellikle de İstanbul çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Zaten biz bu ortaklık çalışmasında devam eden, ortadan bir işin içerisine girdik. Aslında bu zor bir şey, yani zor bir sürecin içerisinde, ama şunu gördük ki burada tabii ki ortaklarımızın, İbrahim Beylerin ve Cem Beylerin, özellikle Cem Beylerin şu çok büyük bir katkıları var. Şunu gördük ki bu gerçekten güzel giden, gerçekten nazar değmesin maşallah diyelim, iyi oluşabilecek ve bizi İstanbul'da veya başka yerlerde yatırım yapmak iştahlandırabilecek bir durum gibi gözüküyor. Biz bundan da memnunuz. Çok teşekkür ederim size. يمكن في معلومة كثير إحنا ما يعرفها إن إحنا شركة listed في سوق المال الكويتي ودبي المالي. إذا في كثير منكم يراود للسؤال شو ربحية المشروع، شنو كلفة، أنتوا عرفتوا سعر البيع، شنو كلفة المشروع؟ إحنا مستحيل نذكر كلفة المشروع لسبب في عندنا ضوابط للأسواق المالية في الكويت والحوكمة يمنع علينا ذكر أي أرباح إلا بعد التحقيق النهائي للأرباح المحققة والمدققة من قبل المحاسبين المعتمدين. But we can guarantee one thing for sure, that we are 100% committed to deliver that project. It is an $800 million worth, Turkish lira. But as Mazaya and as a 50% partner, we can sit here and very comfortably say we are committed to deliver that product. Whether we have sales in Turkey or we have sales in the region, we will deliver that project inshallah. Ben aslında İsmail Bey bir şey demek istiyorum. Burada İbrahim Bey'in söylediği bu proje tamamıyla böyle yurt dışına artık bundan sonra Mazaya geldi diye sadece yurt dışına hitap edecek bir proje değil manasında söylüyor. Bu proje lokal, yani Türk insanına hitap edilmiş, onun seveceği tarzda, onun beğeneceği tarzda zaten dizayn edilmiş bir proje. Dolayısıyla buradaki hedef kitlemiz bizim zaten Türk insanı. Ama elbette ki Körfez'den, kendi ülkelerinden alıcı gelirse eyvallah. Burada konuk alıcısının da konuk aldığı şirket konusunda detaylı bir araştırma yapması Türkiye'de de başka ülkelerde de bir gereklilik. Türkiye'de konut almış olan bazı Kuveytliler,
çok memnun kalmamış olabilirler. Eminim bundan gerek kuvvetli yatırımcılar, gerek Kuveyt devleti, gerekse Türk devleti kendi dersleri çıkarmıştır. Biz burada Kuveyt'in en büyük şirketlerinden birisi olarak Mezarya, gerekse de Dumankaya ile birlikte yapmış olduğumuz yatırımların sonuna kadar getirmeye şu anda da kapasitemiz yeterli. İnşallah bundan sonra da kapasitemiz buna yeterli olacak. Sorunuzun ikinci kısmını tekrar edebilirseniz. Şu anda biz Mezarya Holding olarak ve Mezarya Türkiye olarak bizim stratejimiz Türkiye'deki operasyonumuzu en başarılı şekilde kurmak. Türkiye'deki operasyonumuzu çeşitlendirmeden, değişik segmentlerde, değişik projelere girişmeden Mezarya Holding başka ülkelere gidebilir ama Mezarya Türkiye, Türkiye'yi geliştirmeye, Mezarya açısından Türkiye pazarını geliştirmeye odaklanacaktır. Türkiye'deki sattığımız konutların genel olarak İstanbul bölgesinde Avrupa yakası daha çok yabancılara hitap eden konutlar oluşturuyor. Yani Avrupa yakasının özellikle Körfez ülkeleri üzerinde havalimanının yakın olmasını veyahut da İstanbul'un dışındaki olan ve İstanbul'un giriş kapısındaki olan yerlerin yabancıya hitap etmesi noktası var. Anadolu yakası daha henüz yabancıya olan pazardan hak etmiş olduğu payı alamıyor. Bu herhalde biz Anadolu yakasını daha henüz tanıştıramadık. Aslında Anadolu yakası yabancının istediği eski İstanbul'a da daha yakın. Yaşam açısından Bağdat Caddesi gibi inanılmaz bir değer var. Ve birçok İstanbul'un istediği gibi aslında birçok İstanbul'da aslında Anadolu yakası yaşamak ister. Çünkü yaşam, biz de zaten Anadolu yakası yaşıyoruz. Zaten onu bir taraf zaten. Ritim İstanbul ise satışlarda genel anlamda yabancıya satışı çok düşük Ritim İstanbul'da. Ama biz burada Ritim İstanbul'da yabancı satış oranı hem pazarıyla beraber olan şeylerle pazarlama faaliyetleri beraber arttıracağımızı ümit ediyoruz. Yatırımlara gelirse Dumankaya olarak biz kendi yatırımlarımıza devam edeceğiz inşallah. Ama Ritim İstanbul firmasıyla beraber, pazarıyla beraber biz bunu hissediyoruz. Sanki tek bir ortakmış gibi. Bizim ortaklık tecrübemiz çok fazlasıyla yok. Mazayan'ın bu konuda var ve bize bu konuda onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Sanki tek ortakmış gibi, tek bir şeyde çalışmalar gidiyor. Eğer böyle devam ederse Ritim İstanbul firması İstanbul'da Dumankaya'nın ağırlığına sahip olan bir firma olabilir. Ama Dumankaya'da yolunda devam etmesi kaydıyla. Yani yatırımların belirli bölümü şekli olabilir. Zaten biz Ritim İstanbul olarak Avrupa yakasında projelere bakıyoruz. TOKİ ihalelerine, emlak gayrimenkul ihalelerini takip ediyoruz. Belki bunlara gireceğiz, kazanırız, kazanmalarını yapıyoruz. Yani bu şirket aktif bir şekilde, özellikle Cem Bey gibi yetenekli bir kardeşimiz bu konuda çalışıyor. Diğer taraftan yani iki firma devam edecek. Nasıl Mazaya dünyadaki, Orta Doğu'daki çalışmalar, Dumankaya'da, İstanbul'daki veya belirlerdeki çalışmalar devam edecek. Onunla beraber toplam proje, Ritim İstanbul'un mülklerinin değeri toplam 800 milyon lira. Ekonomiye 800 milyonluk bir değer. Konsept 10 gün önce beraber şey yaptık, teknik ekiple oluştuk. Hayır, konsept değişikliği yok. Yine aynı şekilde projemiz Ritim İstanbul'da hepimizin bildiği, reklamlarda gördüğümüz dizayn olarak yine aynı, konsept olarak yine aynı projemiz devam ediyor. Bununla alakalı kendilerinde tabii çok büyük deneyimleri var. Hani Dubai'sinde, Kuveyt'inde birçok ülkede faaliyetleri var ve çok kaliteli elemanları var. Kendileri de kendi bilgi birikimlerini bizlerle paylaştılar. Hani bizim için faydalı oluyor. D planı yine devam ediyor, Ritim için de devam ediyor. Bu D planı içerisinde biliyorsunuz birçok farklı alternatifler sunuyoruz müşteriye. İşte bu kira garantisidir. İşte ödeyemediğin taksidin 6 ay boyunca bizim ödememizdir. Evini getir, yenisini al gibi D planı içerisindeki tüm alternatiflerde yine Ritim İstanbul projemizde devam ediyoruz.
genel müdürümüz. Şirketin şöyle, hali hazırda bir genel müdürümüz yok şirkette. Şirkette faal bir şekilde çalışan yönetim kurulumuz var. Ve her hafta yönetim kurulu, Mazaya grubunu temsil eden zaten Mazaya'nın Türkiye CEO'su Cem Bey var. Ve bizim şirkette de genelde ben oluyorum. Ve her hafta mutlaka mutat bir toplantımız oluyor. Ve alınması gereken kararları çok rahatlıkla alabiliyoruz. Dolayısıyla aslında ikimizi genel müdür olarak görebilirsiniz. Cem ve Barış diye. Diyebilir miyim Cem? Ortaklarımızın bu konudaki çok geniş bir tecrübe var. Mesela ben şimdi açıklayamam diyor. Ben diyorum ki acaba biz açıklayabilir miyiz düşünüyorum. Biz açıklayabilir miyiz yani? Onlar açıklayamaz da biz açıklayabilir miyiz? Yani açıklayabilir miyiz gerçekten? Biz de açıklayabiliriz. ليس في هذا اللقاء كيف برا انا موجودين يعني gelecekte de yani bu لا تحمل مسؤوليه اي افصاح في هذا المجال صعب يعني احنا شركه الستر في عوامل حوكمه ورقابه مستمره من اسواق الماليه فبالتالي يضر شركة المزايا أي بيان يخالف القوانين رجاء أطلب منكم رجاء أن لا تسألون هذا السؤال لأن ما راح نجاوب عليه. Evet, bu arada 100 yılın en uzun basın toplantısı olmuyor, onda gidiyor yani. Soru yoksa bitirelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, katıldınız. Ayağınıza sağlık. Neşkerkum cemiyen, hususan ala Sa'd Sabir, müşarekte. Hayyakum Allah, inşallah, lina liqa'a ahar fi meşari'i tadi, inşallah.